Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Ukrayna cephesinde ciddi bir zorluk var. Bu zorluğun sembolik gelişmesi iki ünlü kadın tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde şüpheli bir ölüm sonucu dünyaya veda eden ve törenlerle gömülen Rusya'nın muhalif lideri Alexei Navalny'nin dul eşi Yulia ve Volodymyr Zelenski'nin, yani Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın eşi Olana Zelenskiyova, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir daveti, ki prestijli bir daveti, hiç düşünmeden reddettiler. Davet esasında Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Amerikan Kongresi'nde yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla ilgiliydi. Ve daveti Joe Biden'ın eşi hanımefendi, First Lady çıkartmıştı. Fakat son dönemde Amerikan yönetiminin gerek Navalny olayında gerekse genel anlamda Ukrayna Savaşı'nda sergilediği tutumdan son derece rahatsız olan iki güçlü kadın gelmiyoruz dediler. Oysa Amerikan propagandası bu iki kadını Amerikan Kongresi'nde yan yana oturtmayı düşünüyordu. Niçin bu oluyor? Çünkü Amerikan yönetimi gerek Rusya ve Belarus'taki muhalefete yıllar içinde vermiş olduğu teminatları yerine getirmiyor. Gerekse Ukrayna çok ciddi bir beka sorunuyla karşılaşıyor. Doğal olarak bu iki kadın yaşanılan bu pervasız ve düşüncesizliklerle dolu dönemi protesto ettiler. Rus ordusunun arkadaşlar Doğu cephesinde ilerlediğini CNN International gönderdiği ekiple belgeledi. Rus ordusu adım adım Avdiivka'yı aldıktan sonra adım adım ilerliyor. Ve CNN International'la yapılan röportajlarında o bölgedeki halk bavullarını toplamış ve yaklaşmakta olan büyük bir savaşın ve bir işgalin, Rus işgalinin önünden batıya doğru kaçmaya çalışıyorlar. Halk neyin yaklaşmakta olduğunu biliyoruz. Bu büyük bir baskı ve bu nedenle burayı terk ediyoruz diyor mikrofonlara. Rus ordusunun 1100 kilometrelik sıcak temas hattı cephede 5 ayrı yerde büyük bir taarruz başlattığını da böylece öğrenmiş oluyoruz. Donetsk bölgesi tam anlamıyla şu anda Ukrayna ordusunun beka savaşına sahne oluyor. Petrovsk, Konstantinivka ve Krematorsk kentleri vatandaşları hızla boşaltıyorlar ve bu bölge yeni bir işgal riskiyle karşılaşıyor. Zaten Bahmut, Avdiivka, Marivka hattını zar zor tutarken şu anda daha batıya doğru 3 şehrin vatandaşları, gerçi zorunlu boşaltmıyor. Yani bir emirle boşaltmıyorlar ama siz olsanız çoluğunuzu, çocuğunuzu, torununuzu yaklaşmakta olan bir savaşın orta yerine bırakır mısınız? Yine CNN'den aldığım bilgiye göre aileler ve çocukları gidiyorlar, gençler de gidiyor. Yalnız benim yaş grubum 65 yaş üstü, 60-65 yaş üstü ailelerin kaldığı ifade ediliyor. Gitmiyorlar onlar. Diyorlar ki biz burada yaşadık, burada doğduk, burada öleceğiz. Böyle de bir durum. Ben o duyguyu anlayabiliyorum. Yaşım itibariyle anlayabiliyorum. Gençler tam anlayamayabilir, anlamasınlar da zaten. Ama ben onu anlayabiliyorum. Yani torunu yollarsın, çoluğu çocuğu yollarsın ama iş kendin gitmeye gelince bütün bir hayatının anılarını yaşadığın bir şehri nasıl terk edersin? O da ayrı bir şey.
Hava gücü çok sayıda askeri ve bitmek bilmeyen mühimmatıyla Rusya bastırıyor. Peki Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Pavliuk manşetlere taşınan bazı açıklamalarda bulundu. Onları da ifade edeyim. Cephe boyunca başlattığımız yeniden mevzilenme süreci hızlı şekilde sürüyor. Bazı bölgelerden birliklerimizi çekiyoruz. Rus ordusunun atak noktalarına göre yeniden konuşlandırıyoruz. Yürütmekte olduğumuz çalışma esas olarak bu yılın sonuna doğru yeni bir karşı taarruzu gerçekleştirme amaçlıdır diyor. Yani böyle bir planı var. 2024'ün ilkbaharını, yazını bir atlatayım. Sonbahar gibi ben yeniden bir taarruza geçerim diye bir planı var Kiev'dekilerin. Ukrayna ordu sözcüsü Dmytro Dukhovy, Rus birlikleri Avdiivka'da artık ilerleyemiyor ama rotalarını zaten batıdan güneye çevirmişlerdi. Güney hattında stratejik Novomihalivka'yı almak için taarruzdalar. Son hedeflerinden biri de Orlivka kasabası oldu. Çok kayıp veriyorlar ama ölenlerin yeri hemen doluyor. Mümkün olan her yerde ilerlemeye çalışıyorlar ve taarruz gece ve gündüz sürüyor diyor. Gece ve bu şartlar altında bu adamlar savaşırken Batı, iyi ki Çek Cumhuriyeti'nin başında eski bir NATO komutanı var ha, Peter Pavel. Tanımak istiyorum o adamı, enteresan. Enteresan bir adam. Generallikten geldi, ülkesinin başına geçti. Ne yapmış bu? Böyle bir fon oluşturdu ki, çeşitli ülkelerden, Çek Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorum. Şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 800 bin top mermisini garanti etti. Asker Cumhurbaşkanı'nın olunca bu iş biraz farklı. Macron oradaydı. Yani Macron'un da şeyini önlemeye çalışıyorlar. Hani Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden mühimmat alımına karşı çıkıyor ya. Pavel diyor ki olmaz o. Biz yetişemiyoruz. Türkiye gibi ülkelerden de almamız lazım. Bu konu ayrı bir konu. Ayrıca anlatacağım sizlere ama böyle bir durum var. Zelenski'nin açıklaması, Rus ordusunun ilkbahar ve yaz aylarında büyük taarruz planladığını biliyoruz. Önce durduracağız, sonrasında karşı taarruzu gerçekleştireceğiz. Bir başka video analiz konum var. Onu da yarın sizlerle paylaşacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya vermiş olduğu Abrams tankları ile ilgili. Biraz işler kötü gidiyor Abrams tanklarında onun için. Benim biliyorsunuz savunma sanayi konusunda uzmanlaşmaya çalışan bir dostunuzum. Ama Dmitri Peskov dedi ki Amerika bizimle savaş halinde. Amerikan tankları Rusya Federasyonu topraklarında ilerliyor. Onlar şey görüyorlar, Luhansk, Donetsk'i kendi toprağı kabul ediyorlar. Bu kötü. Belli bir noktaya kadar hareket ediyorlar ve sonra yanıyorlar. Çünkü biz onları yok ediyoruz diyor. Haklı, Abrams tanklarındaki bir zafiyet var. Ruslar o zafiyeti yakaladılar. Onunla ilgili açıklamayı ve video analizi sonra yapacağım ama Ukrayna cephesinde gerçekten bir beka mücadelesi var. Bu videolarıma, özellikle Ukrayna bağlantılı videolarıma gösterdiğiniz olağanüstü destekten dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.